Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Windows 11, Windows 10, Windows 7 gibi işletim sistemlerinde Bluetooth gözükmüyorsa nasıl işlemler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Arkadaşlar bugün 6 tane etkili adım vereceğim. Bu 6 tane etkili adımı yaptıktan sonra yine de işinize yaramadıysa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer ki kanalıma daha abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmazsanız benim için yeterli. De. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk başta yapmanız gereken bazen Bluetooth'u kapalı unutabiliyorsunuz. Onun için hemen Bluetooth'unuzun açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen arama kısmına sol alt kısımda arama kısmına Bluetooth yazıyoruz ve şurada gelen simgeye basıyoruz. Arkadaşlar, bu sadece Windows 11 için, Windows 10 için değil, diğer bütün işletim sistemleri için aynı adımları uygulayabilirsiniz. Bu ekran karşımıza geldikten sonra şurayı bir kere açıp kapatmanız yeterli olacak. Bu şekilde aslında bluetooth'u yeniliyorsunuz herhangi bir sıkıntı varsa o sıkıntı giderilmiş oluyor. Buna rağmen bluetooth'unuz bu şekilde açıksa ve bluetooth'u göremiyorsanız diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımımızda ben direkt etkili olan bir adım vereceğim bazen bunu en sonlara saklıyorlar. Sürücülerinizi güncellemeniz gerekiyor. Peki sürücülerimizi nasıl güncelleyeceğiz? Yine buraya e, aygıt yöneticisi yazacağız. Aygıt yöneticisi yazdıktan sonra bu şekilde bir ekran karşımıza gelecek. Bakın bu ekranda e, sürücülerinizin olduğu bölüm karşınıza geliyor. Bu sürücülerden hemen bluetooth bölümüne tıklıyoruz bir kere. Buraya tıkladıktan sonra bakın e, Bluetooth'a bağlandığımız bazı aygıtlar gözüküyor. Biz bunların hepsini sıfırlayacağız. Tekrardan... Bağlanmaya çalışacağız peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar Bir kere sağ tıkladıktan sonra özellikler bölümüne basıyorsunuz Burada olmadı hemen alt bölüme bakalım özellikler bölümüne Bastığınızda şurada sürücüler Sürücü güncelleştir denen bir bölüm geliyor burada sürücü güncelleştirdikten sonra Muhtemelen sorunuz ortadan kalkacaktır Bu bunu yapmanıza rağmen olmuyorsa Tekrar devam edin buradaki bütün sürücüleri yani bak şurada 6 tane gözüküyor. Bu 6 taneyi de aynı şekilde sürücüyü güncellemeniz gerekiyor. Sürücüleri güncelledikten sonra yani özellikler dediğiniz, sürücü dediğiniz, sürücüyü güncelleştirdiniz fakat değişen bir şey olmadıysa diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımı yine aynı ekranda gerçekleştireceğiz. Yine aynı şekilde buradaki Bluetooth bölümünü kaldırmamız gerekiyor. Peki Bluetooth bölümünü nasıl kaldıracağız? Bakın cihazı kaldır denen bir bölüm var. Buradan kaldır demeniz gerekiyor. Bu sadece bir cihaz. Bunun dışında bir e, yüklü olan e, bazı driverlar da var. Onlar da bunlardan bir tanesi. Bu işte bunların hepsi driver. Bunları bu driverları bilgisayarınızdan kaldırmanız gerekiyor. Bunu da az önce anlattığım gibi cihazı kaldır kaldır diyerek burada hiçbir şey bırakmayacaksınız. En sonunda bilgisayarınızı yeniden başlatacaksınız. Bilgisayarınız açılırken muhtemelen bu driverlar yüklenecektir. Sorunun düzelip düzelmediğini bu adımdan sonra tekrardan kontrol edebilirsiniz. Sorun düzelmediyse diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımda ne yapacağımızı hemen görelim. Burayı aşağı indirelim. Diğer bir adımda eee direkt e, sol alt köşeye hizmetler yazarsanız bu şekilde bir ekran karşınıza gelecek. Bu ekranda da yapmamız gereken e, bazı şeyler var. Direkt e, Bluetooth Bluetooth'la ilgili e, ayarları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bluetooth'la ilgili ayarları bulmak için B harfini buldum. Daha sonra Bluetooth destek hizmeti ve Bluetooth kullanıcı desteği, bir diğeri ise Bluetooth ses ağ geçidi diye 3 tane bölümümüz var Bluetooth'la ilgili. Peki burada ne yapacağız? Bir kere sağ tıklayıp yeniden başlat bölümüne basmanız gerekiyor. Aynı işlemi alt bölüme, aynı işlemi 3. olan hizmetler bölümüne uygulamamız gerekiyor. Yani şuraya tıkladık, sağ tıkladık ve yeniledik. Aynı şekilde sağ tıkladık yeniden başlattık aynı şekilde sağ tıkladık yeniden başlattık sorun yine de çözülmediyse diğer bir adıma geçebilirsiniz diğer bir adımımızı da yine bu ekranda gerçekleştireceğiz peki burada ne yapacağız ee, arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz şuradan özellikler bölümü diyoruz bunu yine aynı şekilde üçü içinde yapacaksınız bakın burada e, elle başlangıç türü elle denen bir bölüm var buraya bir kere basıyorsunuz bastıktan sonra farklı seçenekler karşımıza geliyor. Bu farklı seçeneklerde otomatik denen bölüme basmamız gerekiyor. Eğer ki burası otomatikse siz burayı elle olarak değiştirin ama elle ise otomatik olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra durdur diyorsun ve daha sonra hemen şöyle bir göstereyim örnek olsun diye elle bölümünü durduruyorsun. Elle bölümü bu şekilde duruyor ve şimdi Otomatik bölümünü seçiyoruz. Başlat diyoruz. Daha sonra uygula dediğinizde artık başlangıç türü otomatik olarak değişti. Eğer ki bu şekilde çalışmadıysa bu sefer de aynı şekilde elle yapacaksınız. Ben eski ayarlarıma dönmek için tekrardan uygula diyorum ve tamam diyerek bitiriyorum. Bu işlemi dediğim gibi sadece bunun için değil buradaki iki tane... Hizmet için de aynı şekilde uygulamalarınızı yapmanız gerekiyor. Bir diğer adımımız ise eğer ki gerçekten bir bluetooth olduğunu düşünüyorsanız bilgisayarınızda tabii öncesinde bunu bir bilgisayarınızın bluetooth'u destekleyip desteklemediğini görmeniz gerekiyor. Desteklemiyorsa dahi birazdan vereceğim adımla yine bilgisayarınıza bluetooth bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar Bluetooth bilgisayarınız Bluetooth'u destekliyorsa hemen diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımda güncel olan driverları indireceğiz bilgisayarımıza ve o driverlarla e, bilgisayarımızı yöneteceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki bilgisayarınız Lenovo veya Asus. Bunu yapmak için buradaki driverları indirmek için ben sizlerle herhangi bir link paylaşmayacağım. Çünkü birden fazla marka olduğu için hepsinin e, driverını paylaşamam. Ama size nasıl yapılacağını öğreteceğim. Diyelim ki bilgisayarınız Lenovo. Hemen Yazıyorsunuz markasını. Lenovo Driver yazdığınızda arkadaşlar Bakın direkt karşınızdan sürücülerin olduğu, sizin bilgisayarınızın markasının sürücülerinin olduğu bir bölüm geliyor. Aynısını Asus'ta da denemek istiyorum. ASUS dediğinizde aynı şekilde yine indirme merkezine yani ASUS'un e, sürücülerinin olduğu e, bölüme gidiyorsunuz. Hemen kendi bilgisayarım için yapayım bu işlemi. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra şu şekilde indirmemiz gerekiyor. Bakın bilgisayar desteğini görüntüle denen bir bölüm var. Buraya basıyorum ve burada e, bilgisayarınızın ismini yazıyorsunuz. Eğer ki bunu istemiyorsanız direkt ürünü tespit edin dediğinizde zaten sizin bilgisayarınızın marka ve modelini belirliyor sistem bu şekilde şuradan sürücüler ve yazılımlar dene bölümde manuel olarak bluetooth ayarlarınızı indiriyorsunuz. Bakın burada benim birden fazla sürücümün olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sürücülerle de yine indirip tekrardan sıkıntının giderilip gidermediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Tabi arkadaşlar bunları indirmeden önce bir e, püf noktası vermek istiyorum. Özellikle siz eski driverınızın yani eski indirdiğiniz sürücünün üstüne bu driverları indirdiğiniz zaman bazen çalışmıyor olabilir. Onun için öncesinde e, az önce söylediğim aygıt yöneticisinden hemen aygıt yöneticisi yazalım. Aygıt yöneticisinden Bluetooth driverlarını indirmenizi e, silmeniz gerekiyor. Bakın buradan Burayı sildikten sonra bitiyor mu işiniz? Tabii ki indirme yapmadan önce işiniz bitmiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen C klasörüne giriyorsunuz. Şöyle yapalım. C klasörüne giriyorsun, giriyorsunuz ve Bluetooth'la ilgili bütün dosyaları siliyorsunuz varsa tabii. Bakın bluetooth ile ilgili birkaç tane dosyam var. Bu dosyaların hepsini siliyorsunuz. Ondan sonra driver'ları indiriyorsunuz. Bu Bunları silmedikten sonra bazen sıkıntı yaşayan arkadaşlarım var. Buradan sildikten sonra bir de denetim masasına bakın. Denetim masasında herhangi bir driver kalıntısı varsa onları da silin. Ve en son olarak indirmeden önce hemen çalıştır bölümüne şunu da yazmanız yeterli olacaktır. Buraya temp yazıyoruz. Yüzde temp yüzde. Yani bu yazıyı yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Buradaki dosyaların hepsini CTRL A yapıp delete ile buradaki dosyaların hepsini de silmeniz gerekiyor. Doğru bir şekilde driver'ınızın çalışması için. Bunu da yaptıktan sonra driver'ınızı artık bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Ve sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edebilirsiniz. Evet birden fazla adım verdik. Bu adımlara rağmen eğer ki bilgisayarınız daha da Çalışmıyorsa ve bu bluetooth'u algılamıyorsa muhtemelen bilgisayarınızda bluetooth yoktur Ama var olduğuna eminseniz bunu bir servise gönderebilirsiniz Biz yazılımsal olan bütün kısımlarını denedik Şimdi ise arkadaşlar bilgisayarınızda bluetooth yoksa nasıl bluetooth temin edebileceğinizi anlatacağım Küçük küçük cihazlar oluyor şöyle göstereyim Diyelim ki masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsunuz ya da bir laptop kullanıyorsunuz. Driver özelliğine sahip değil. Hemen şu cihazlardan bir tane alıyorsunuz. Yanlış değilsem 50-40 lira bir fiyatta küçücük bir Bluetooth cihazı. 112 liraya var, 79 liraya var. Bu Bluetooth cihazlarınızı alıyorsunuz. USB sayesinde bakın Bluetooth'u da temin edebiliyorsunuz. Burada artık hangi Bluetooth cihazınızı alacaksınız diye... Ee, tavsiye vermeyeceğim siz kendiniz araştırma yapıp bunlardan bir tanesi alabilirsiniz ve e, bilgisayarınız hiç bluetooth ile alakası yoksa dahi bu şekilde bluetooth'u temin edebilirsiniz. Bugün 5 farklı yöntemle nasıl e, bilgisayarınızı bluetooth'a bağlayacağınızı öğretmeye çalıştık. Umarım bu video sizlere yardımcı olur. Bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.